Ceylan. Her kapının olduğu yere böyle şunlardan getirdi. Bir tane tütsü koyuyor. Daha sonra bir su atıyor oraya doğru. Thank you. Sabah sabah okunduk, üflendik ya. Çok garip yani aslında. Tabii ki bize çok tuhaf geliyor ama onların her gün yaptığı bir ritüel aslında. İşte dua ediyorlar. Ve her odanın, işte her kapının önüne neredeyse koyuyorlar. Muhtemelen hem şükretmek hem de işte tek tek her yeri korumak amaçlı böyle bir şey yapıyorlar. Ona inanıyorlar yani. Ama ne bileyim, bize farklı geliyor ama güzel bir şey yani. Bunu her sabah aynı şekilde çiçekler oluyor böyle farklı farklı renkte. Şöyle bir tütsü oluyor ama tütsü bana geliyor yeşil. Sonra ilk önce bir tane çiçek koyuyor. Şu alttaki çiçeği. Daha sonra bu şey özel, bunları her sabah alıyorlar böyle. Baksana kenarları zımbalanmış falan. Bunları evet, kadınlar yapıyor. Falan ya da bazen erkekler böyle tek tek yapıyor. Bazıları kendi yapıyor, bazıları satın alıyormuş. Bunu bir de hazır yapanlar da oluyor. Evet. Aynı zamanda bir iş kolu. Şu yeşil yeşil şeyler her yerde mesela bunları görüyoruz. Ne evet. Bitkisi acaba? Sonra bir tane tütsü yakıyor. Sonra gelip böyle eliyle şey yapıyor ya, bir de o büyük evet, tütsüyle. Ha, bir su atıyor falan, bir de o var. Mesela dua ettiğini hiç görmemiştik. Böyle gözü kapatıyor, bir şeyler yapıyor falan. Böyle hani bizdeki okuma üfleme olur ya, onun gibi bir şey yani. Ya burada tavuk gibi bir şey var. Az önce bildiğiniz Japon gibi konuştu ya da ne? Allah o dedi. Abi inanamıyorum. Abi İngilizce de biliyor. Yeşim ne biçim ses çıkarıyor bu ya? Evet işte bir şeylerin taklidini yapıyor. O ne ya? Allah Allah. Abi şeyi nasıl yapıyor? Ortam sesi yapıyor baksana. Neyce konuşuyor anlamadım ama. Duydun mu? Evet. O ne ya? Hapşır mı diyor? Hapşırma taklidi ama yapıyor. Ama derinden nasıl o ses geliyor öyle? Vallahi ne bileyim. Aa, ya. Vallahi çok ne değişik bir şeymiş bu ya. Ya. Abi ortam sesi yapan kuş ilk defa gördüm. Bildiğin. Hello. Hello. Ama şey telefon melodisi gibi söylemiyor mu hello ya da şey hani söylüyor yani birinin sesini taklit ediyor yani kim konuşursa genelde kuşlar da öyledir ya. Hello. Hello. Abi bu nedir ya? Ay ne güzel hello diyor ya. Vallahi. Bak kesin bir kadın sesi taklit ediyor evet. Muhtemelen o şey kız var ya onun sesini taklit ediyor burada çalışan. Ama bu ne hapşu ya? Diye bildiğin hapşırarak taklit ediyor. Of bu ne biçim bir ortam sesidir böyle. Hello. Hello. Bu şey boynu inip kalkıyor ya çok komik ya. Lan ne garip ya. Google Translate'ten çevirttirelim mi o sesi? Hello. O ne ya? Abi ne biçim ses çıkarıyorsun? Hello. Hello. Bu ne ya? Uzay mekiği sesi gibi. Bize hünerlerini sergiliyor. Başka kuşları da taklit ediyor olabilir ha. Vallahi ya bu nedir? Hello. Hello. Hello diyor.
Az önce sorduk dedik ya kuş bir şeyler diyor ama hello'dan sonrasını anlamadık dedik. Meğersem Bali dilinde hoş geldiniz diyormuş. Ya Allah'ım ya kuşa neler öğretmişler ya. Şimdi bir ölüm töreni mi oluyor Yeşim? Evet, yakılacak dedi. Evet, bir ölüm törenine geldik. Şimdi adamlar bizi içeri çağırdı. Gelin siz de izleyin dedi. Bir bakalım. Şimdi biz düğün zannettik, az önce sorduk. Yani ölüm töreniymiş. Ya şimdi Hindu inancında öldükten sonra tekrar dirileceklerine inandıkları için ölüm aslında onlar için kutlanılacak bir şey olarak görüyorlar ve ölümün arkasından bayağı bir kutlama yapıyorlarmış. Zaten burada da şu an dua ediyorlar sanırım. Şimdi ölüyü yakacaklar değil mi? Kriminated dedi. Evet, ölüyü yakacaklarmış. Ha, ölüyü getiriyorlar şimdi. Bak bizdeki gibi sırtlandılar. Sarmışlar. Üstüne su serpiyorlar. Beyazla bir örtülü bir şey yaptılar böyle. Şu beyazlı adam su serpiyor şu an üstüne. Bizi davet eden kişi. Sandiga. Bütün arkadaşlarım diyor Türk diyor. Sanırım Türkiye'den bir çift, yine böyle gezgin bir çift. Onu bloglarında yazmışlar. O sayede bir sürü Türk'le tanışmış. Bana WhatsApp'ını gösterdi. Herkes Türk. Ya Özkan, şimdi bizi buraya davet eden kişi şeyi söyledi. Şimdi dedi sadece yıkama yapacaklar dedi. Yani purifying diyor. Hani arındırmayı yapıyorlar diyor. Hani dua ederek su döküyorlar sürekli. Daha sonra yarın şeye alınacakmış. Mezarlığa götürecekmiş. Orada yakılacakmış. Onu söylüyor. Yani bugün sadece yıkama yapılıyormuş. Normalde diyor bu törenler diyor herkesin bütçesine göre diyor. Bunun için diyor 1 milyon rupya harcanmış sanırım. Ama diyor mesela diyor Ubud çok zengindir diyor. Orada diyor bilmem kaç milyon dedi. Bayağı dedi çok önemli. Ya şimdi kişi öleli aslında 4 gün olmuş. Yarın da yakılacak, 5. günde yakılıyor. Ama diyor ki Ubud'da biri öldüğü zaman diyor hani o parayı toplamak için bazen 3 ay bekletiliyor diyor. Çok kimyasalda bekletiyorlarmış değil mi? Evet. Nasıl bu kadar uzun bekletiyorsunuz? Kimyasalda ben de gördüm ya. Üstünde böyle sarı bir şey kaplanmış gibi, mum kaplanmış gibi yüzü. Hani şimdi yani göstermek istemiyorum orada şu an çıplak. Şöyle, şimdi bunu bekletmelerinin sebebi işte herkesin bütçesine göre çok evet. Önemli ya. Mesela pahalı olacağı için 3 ay falan bekletiyorlarmış. Bu da öyle diyor. Evet.
gözünüz alabildiğine pirinç tarlası yani. Zaman ve nasıl hasat ediyorlar acaba? Benim aslında sürekli merak işçilik var bak. Bazı yerler yeşil, bazı yerler tabii. turuncu olmuş. Yani aslında tek bir isim altında olsa bile sanırım farklı farklı kişiler evet. şey yapıyor, bakıyor. Çeltik. Vay be, ay, tek ilk tek. Defa görüyorum bu halini ya. Resmen tek tek ya. Bunları böyle çıkarıp çıkarıp şeyleri, otları getiriyorlar. Bunların önüne koyuyorlar. Bak küçük altından. Küçük orada. Allah geliyor. Hareketlere gel. Kulaklara bak. Ay, senin canını yerim senin. Senin canını yerim. Yalama kamerayı sakın bak. Kokla sadece bırak yalama. Kokla bırak. Vallahi yalayacak gibi. Burnuna bak ıslak ıslak. Kulakları kocamanmış ya. Ya dişlere bak. Yeşim seni sevdi herhalde. Bak boynuzlarım çıkacak şurası. Şurasını. Aa, vallahi boynuzlar çıkacak. Olgunlaşmaya başlamış dalından pirinç, çeltik daha doğrusu, kabuklu halde. Herhalde yakında toplayacaklar. Bayağı evet, bayağı olmuş. Bunlar olmuş. Olmuş bunlar. Yani bayağı büyük bir yermiş ya. Ben bu kadar büyük beklemiyordum açıkçası. Ama yani bayağı bir hani topluluk gibi bir şey. Sadece pirinç tarlalarının arasından yürümek bile huzur veriyor. Baya su sesi falan böyle resmen kendinizi cennette hissediyorsunuz yani. Evet, yemyeşil bir de ya. Burasıymış. Baksana. Yani her şey var. Kokonat ağacı var, pirinç tarlaları var. Kokonat ağacı ne mi? Hindistan ceviz ağacı var. Biz de Hindistan ceviz diyoruz. Bütün dünya kokonat diyor. Neyse. Bu kakao ağacı. Şu hatta olmuş gibi. Ay, böyle biraz. Baksana şu da olmuş. Kırmızı bak şurada sarılar var, kırmızılar var. Bak şu tam olmuş. Ay, baksana. Çok güzel. Kakaolar geliyor. Ay vallahi hiç böyle görmemiştik değil mi önce? Evet. Burada 3-4 tane rota var. Yani irili ufaklı diyelim. Yani 1 kilometrelik var, 3 kilometrelik, 5 kilometrelik. Ama biz en yani küçüğü 1,5 saattir falan. 1,5 kilometre falan herhalde yaklaşık. Evet. Valla bu ne kadardı bilmiyoruz ama epey yürüdük. Evet.
Bayağıdır böyle romantik romantik yürümedik ama. Bayağı huzur doldum ben ya. Vallahi. Huzurlu böyle sessiz sakin. Bir iki üç saat harcadık ha. Şimdi bir de üstüne yemek patlattı mıydık? Evet ya, vallahi. Acıktık. Ama şu su sesi var ya, o kadar huzur veriyor ki insana. Evet ve sadece sulama kanalı aslında. Evet. Ama güzel yani o suyun şırıltısı. Bir de zaten yeşillik. Yani şu yeşillik mükemmel bir şey yani.